Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Köftenin Distopyası'nın 3. bölümüne hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi evimi Netherbury'e çevirdim. Bunun dışında biraz da Nether ore topladım. Evet, çevirdik. Bayağı bir şunlarla kapışarak şunları falan ektim. Öyle oldu. Bayağı bir quartz topladım bu iki bölüm arası. Aa, bunun dışında bir de mikrofonumu değiştirdim. Evet, böyle bir gelişmemiz var. Evet. Karambole hazır olun. Aa, yok, o kadar hazır olmamıza gerek yokmuş. Oy. Instant kill. Evet. Aa, bunun dışında gördüğünüz üzere ölüm sayacı kurdum ve 4 kere öldüğüm gözüküyor buradan. Ha, bazı itemlerim buraya geçmiş. Evet. Bakalım topladığım ore neydi? Iron'mış. Güzel. Gerekli bir ore. Şu neyi bakalım? Aa, Ferrous. Güzel. Bir bakalım topladığımız tüm Nether ore'lar neler? Osmium ore. Bakalım kullanımları neler? Bu arada aklıma gelmişken şu an sesim biraz kısık olabilir. Evet. Osmium Dust neye dönüşüyor bakalım. Bir kullanımı yok. Evet, bir kullanımı yok. Ha, dur. Tekrar bir bakalım. Yani ingot'ına bakmayı unuttuk. Hadi bakalım ingot'ı. Ne işe yarıyor? Ha, bu arada benim sesim şu an biraz kısık. Gelebilir. Osmium plate. Ve Osmium block. Plate'ine bakalım. Yok. Gerekli olan bir maden değil yani. Bakalım bunun dışında. Ferrous gerekli. Lapis. Diamond. Gold. Iron. Redstone. Copper. Tin. Sapphire. Güzel. Bu arada mesela Diamond Ore hakkında bir şey göstereceğim. Nether Diamond Ore. Gördüğünüz gibi ısıtırsak eğer iki tane Diamond Ore elde ediyoruz. Normal Diamond Ore. Pulverizer'a koyarsak üç tane Diamond Dust elde ediyoruz. Bunun dışında Induction Smelter'da Rich Slag ile birlikte pişirirsek 3 Diamond Ore elde ediyoruz. Bunun dışında Grinder'da iki tane Diamond Dust ve iki tane Diamond ve bir tane 6 tane Tiny Pile of Diamond Dust elde ediyoruz. Yani 1,5 ediyor kendileri. Buraya bakalım. Evet. Kesinlikle önce pişirip ısıtıp sonra işlemek daha verimli. Ve ben bu kayıtta sesim nasıl geliyor ona bir bakacağım. Oyunun sesi biraz yüksek geldi. Onu %4'e aldım. Umarım iyidir şu an. Sesim bu mikrofonda biraz kısık ancak arka plan gürültüsünden oyş. Nova Creeper. Bu şey bir saniyede patlıyor. Gördüğünüz gibi. Ama neyse ki patlaması o kadar güçlü değil. Çevrede zombi pigmen yok, tamam. Bu arada bu madenlerin patlama riski de var. O yüzden dikkatli olun. Aha, zombi pigmen. Bu kılıcın ufak bir güzel yanı koşarak vurduğunuz takdirde daha fazla vuruyor. Ve şöyle bir özelliği de var. Şu şekilde vurursanız eğer bayağı güzel bir combo yapmış oluyorsunuz. Şimdi elimizdeki ne? Gold. Güzel. Evet, bu bölümde ne yapacağız? Bayağı bir madenimiz var.
Başlangıç için en azından. Makinelere girişebiliriz. Evet, girişebiliriz. Hemen ne yapabileceğimi düşüneyim. Tabii o esnada biraz daha ayada dur. Makineye girişmektense size 2 saniye bir aşağıları falan göstereceğim. Tamam, zehirleme etkisi varmış. Öğrendiğimiz o iyi oldu. Oyş, patlayacak. Yok, patlamadı. Ay, patladı. Ve şu heat sentler bakalım bunlar bana... Uyuş. Acımadan. Tamamdır. Güzel bir zombi pigmen katletme alanı kurduk kendimize. Evet. Evet, şuradan gördüğünüz üzere ilginç mushroomlar falan var. Bunlar da Nature'ın eklediği şeyler. Şu Tinker's Construct'ın eklediği bir ore ve bunu henüz kazamıyoruz. Bakalım başka nelerimiz var. Şunları zaten göstermiştim önceden. Magma Slime! Ve fanım coştu ama siz duyacak mısınız, duymayacak mısınız bilmiyorum. Bu sesi duyarsınız bence. Hatta hazır fan coşmuşken... Tamamdır. Bunu neden yaptım diye soracak olursanız gürültü algılaması için. Sen bana saldıracak mısın? Hayır. Evet, gördüğünüz gibi burada bir Nether Fortress'ımız var. Bence gayet güzel bir Nether spawn'ımız var. Kesinlikle. Ve birazdan bu... Tamam, burada başka yoktu. Güzel. Burada var mı? Yok. Yemeğimizi yiyelim. Neredeler? Şunlar Greytek'in orları. Onları Silk Touch almadan kazmak istemiyorum. Çünkü Silk Touch'la birlikte verimli oluyorlar. Sen nesin? Silver, Redstone, Gold, Tin. Evet. Bu arada sanırım %5 ya da %10 gibi bir şansla patlama olasılıkları var bunların. O yüzden hızlı bir pickaxe işime yarayacak. Silver bu da. Bunlar bana kayacak. Acımadan. Şu diamond olabilir. Kimime geliyor? Ya da ozmiyim. Patlayacak bir tanesi. Ya da patlamadan önce kazdım onu. Bakalım bu ne? Ozmiyummuş. Ozmiyumlara ihtiyacımız yok. Onları direkt muhtemelen yok edeceğiz. Dekoratif amaçlı kullanabilirim bir şekil. Netherrack. Bakalım bu ne? Gene silver. Bunlar lapis. Ayş. Ah! Yetişemedim. Bayağı bir lapizimiz ziyan oldu. Ha, iki tanesini kurtarmışım, tamam. Üç tanesini kurtardım. Lapis gerekli. Ha, bu da LED.
Güzel. Aa, dur. Şu platinum olabilir. Ve platinum Great Tech'le uğraşacağımız için gerekli bir şey. Ama alamıyoruz. Inventory dolu. Evet. Ve bunlar normal ore'lardan kat ve kat daha verimli. Kimmiş patron? Evet, şimdi gelelim şunları atmaya. Nedir rakları değil? Dandır. Evet, ilk iş ne yapıyoruz? Makinelerimizi yapmaya başlayalım. Öncelikle iron'larımızı alalım. 14 iron bence iş görür. Gold. 4 gold. Bu da 14 değil 16. Ve 8 olsun. Kömür hiç ziyan etmemiş oluruz. 1. Tamamdır. Evet, bunların pişmesini beklerken bir yandan glass pişirmemiz lazım. Sendimiz vardı bolca. Evet. Hadi bakalım. Orada kaç tane? İki tane olmuş. Biraz daha lazım tabii ki de. Tabii ben onlar pişerken biraz daha Nether ore arayayım. Evet, kaşınıyorum biliyorum. Patlayacak. Patladı. Neyse, 4 tane led orumuzu almış olduk. Şurada da galiba led gene. O yüzden Nether ore'larla uğraşırken hızlı pickaxe avantajlı bir şey. Ama dediğim gibi Advanced Diamond Drill yapmayacağım gene. Oh! Tamam, bu olmadı. Bu hiç hoş olmadı. Nether'da böyle sıkıntılarımız da var tabii. Ve lanet şey sönmüyor. Tamam. Evet, altınlarımız pişti. Iron'larımız da biraz pişmiş. Tamamdır. İlk önce Pulverizer. İki tane zaten bundan yapacağız. Bana biraz redstone lazım. İki değil, 4 redstone lazım. Flint. Ha neyse. Copper. Copper. Dur. 16 değil. 18 olacak. Şimdi size bunların ne olduğunu göstereyim. Ha tabii bunlar biraz zaman alacak. Aslında şunlar hazır olsun. Diğer gereklere bakalım. Piston. Cobblestone'umuz var. Evet, wood'umuz da var. Ve bir adet de redstone. Evet, pistonumuz hazır. Universal Macerator. Ha tamam. Sen. Ve geriye kalan tek şey copper'larımız. Onlar da şurada copper nugget olarak hazırlanıyor. Ha, hazır elim derken kullanayım dedim onları. Ve bunlar hazır olurken ben de durdurayım bir. Evet, her şeyimiz hazır artık. Ve evet, Pulverizer'ımız hazır.
Evi muhtemelen arkaya doğru biraz genişleteceğim. Hatta şimdiden başlayayım. Unutmadan bir de seni bırakalım. Siz de gidin. Kendimize kürek yapalım. Ha, neyse şimdi normal bir kürekle mi idare etsem diyorum. Tamamdır. Aa, dur. Önce... Tam bu böcek tutması olayından nefret ediyorum. Bir de... Tamamdır. Exit. Ve kendimize... Bir tane X yapalım. Bir tane de Shovel. Ve iki tane tool rod. Yanlış hatırlamıyorsam tool rod sadece tool rod ve evet başını istiyordu. Küreğimiz tamam. Baltamız da tamam. Tamamdır. Şu arkaya doğru biraz genişletelim. Ben hemen genişletip geliyorum. Ve polarizer'ımızı da buraya koyduk. Şimdi bir de... Ne lazım? Furnace. Ya, bu furnace değil tabii ki de. Bu furnace. Evet, aynı şeyler. Bir de bir adet de redstone. Bir de başka neydi? Brick. Clay'imiz var mı hiç? Yok. Ve ses cidden beni rahatsız ediyor. Şimdi clay nasıl yapılıyordu? Clay bloğa bakabiliriz. Iron'dan yapabiliriz. Tamam. Minimum sunumuz nerede? Yapmış mıydık daha doğrusu? Evet yapmıştık. Nerede yoksa kayıp mı ettim? Sakın bana kaybettiğimi söyleme. Nerede bu Minium Stone? Ah, buradaymış tam. Daha tabii ki de kırmamız gerekecek. Tamamdır. 5, 6, 7, 8. Ve bir kömür. Evet. Bu esnada enerjiyi nasıl sağlayacağız onu düşünelim. Aslında başlangıç için enerjiyi çok basit bir yolda sağlayabilirim. Clockwork Engine. Sonradan Magmatic Engine'e geçeriz. Bunun dışında Combustion Engine, Stirling Engine, Hobby Steam Engine'leri kullanamayız pek kolay bir biçimde çünkü su kaynağımız yok. Ama hatta şimdi size soru sorayım. Pek çok şey için suya ihtiyacım olacak. Su kaynağı olarak neticede Nether'a su koyamıyoruz. Aslında biri bir şey söylemişti, onu bir deneyeyim. Olacağını hiç sanmıyorum ama gene de deneyeyim. Abi şunları şunları yaparsan eğer Nether'a su koyabilirsin diye demişti. Bakalım yapabiliyor muyuz? Ha, suyumuz zaten buradaymış. Hayır. Evet. O yüzden size soracağım şey şudur ki Nether su kaynağı mı Overworld'de bir su kaynağı olarak mı yapayım? Yani Overworld'deki o spawn point'imi aynı zamanda ufak bir su kaynağı olarak da kullanayım mı? Yoksa şey direkt onun için bir Miscraft Age mi yaratayım?
Ya bunu size soruyorum işte. Yanıtlarsanız sevinirim. Ha bunun dışı dur. Furnace'ımıza bakalım. Aa, copper lazım. Neyse, bunu da artık normal copper kullanırız. Copper. Tamamdır. Copper. Evet. Clockwork. Ya önce şunu bir yapalım. Sonra Clockwork Engine'imize bakarız. Birinci kapı hazır ve evin dışarısı ne durumda? Güzel. Tamam, ikinci kapımız da hazır. Evettir. Evettir. Tamamdır da değil, evettir. Aslı sen şöyle olabilirsin. Sen de şöyle. Sen de yukarıdan açılabilirsin. Bu yana bir chest koyarız. Evettir, dilime dolandı benim ha. Artık ne anlama geliyorsa. Şimdi Clockwork Engine'lerimizi yapmaya başlayalım. İki tane Clockwork Engine şimdi işimizi görür. Zaten başlangıç için enerji sağlayacağız sadece onunla. Evet, Clockwork Engine. Öncelikle iki adet kulağa ihtiyacım olacak. Çünkü iki adet engine yapacağım. Bu arada alüminyum brass'la da yapabiliyormuşuz. Gold'umuz. Başka gold kullanılacak mı? Hayır, ama gene de ısıtayım. Hadi ısıtayım. Yarım kolumuz heba olsun. Sıkıntı yok. Aha. Hadi bakalım. Ha, ilkini yapalım bir yandan. Ha, redstone almadık. Bunun için piston da yapmam gerekecek. İki redstone daha. Ve copper. Başka neye ihtiyacım olacak? Tamam. Aa, odun ve glass, tamam. Önce kloklarımızı yapalım. Tamamdır. Sonra cobblestone'ları buraya bırakmıştık. Pistonlarımızı yapalım. Ve kapılarımız hazır ola dursun. Aa, o esnada gear'larımızı yapalım. Aa, bunda gear yapılmıyor. Lanet. Evet. Kapılarımız da hazır olunca iki tanesi kaldı. Tinimiz var. Buradan. Buradan nerede? Buradan az ama. Alüminyumumuz var. Ferrous'umuz var. İki tane. Buradan Ferrous'umuz. Nether Ferrous var. Buradan da bir tane. Yani bunun anlamı buradan da iki tane daha. Ferrous önemli bir ore. Önemine gelecek olursak gördüğünüz gibi Tiny Pile of Platinum Dust elde ediyoruz bundan. Yani Platinum Dust elde ediyoruz. Platinum Dust ne işe yarayacak diye soracak olursanız, eğer bunu Industrial Centrifuge'e koyarsak Iridium Nugget elde ediyoruz. Yani Iridium elde etmenin güzel bir yolu. Evet ve tamamdır. Clockwork Engine'lerimiz şimdi hazır olamayacak.
an itibariyle hazır olabilecekler. Evet. Clockwork Engine'ler biraz ilginç bir şeydir. Ve muhtemelen sen gene buna... Evet. O zaman ne yapıyoruz? Silver ve 3 iron. 1 iron'ımız var. 1 silver'ımız var. 2 iron'ı da pişirelim artık. Iron'larımı nereye koyuyorum? Ha, buraya. Bu arada Heat Sand'in kullanım alanlarına bakacak olursak Soul Sand yapımında kullanılıyor. Bir bakalım başka ilginç bir şey görebilecek miyiz? Bu arada bunlar yemek kaynağı, gene mantar hani neticede. Gayet anlaşılması kolay bir şey. Şu an bayağı sıradan ötesi bir başlangıç. Sıradan bir başlangıç. Nether'da geçtiği haricinde. Ama ilerlerde biraz tuhaf şeyler yapmayı planlıyorum ama o kadar tuhaf değil. Ya bu seri Nether'da hayatta kalmak üzerine gene. Evet, ranch'imiz hazır. Tamamdır. Şimdi verin bana iron'ları. Ve size bu engine'lerin çalışma prensibini göstereceğim. Sağ tıkladığınız sürece gördüğünüz gibi rengi değişiyor. Kırmızıya geliyor ve bir süre sonra da beni acıtmaya başlayacak. Ve bıraktığım anda çalışmaya başlıyor. 1.6 Minecraft çürülür üretiyorlar. Güzel bir engine. Yani başlangıç için gayet mantıklı bir tercih. Şimdilik iron'larımızı çıkartalım da enerji depolasınlar. Yani bu arkadaşlar tamamen enerji depolu. Başlangıç seviyesi enerji üretme. Ferroslarımı harcamak istemiyorum, o yüzden nikel elde etmenin başka yolu iron işlemek. %10 şanslıydı sanırsam. Iron'ları bulalım bir. Evet. %10 şansla nikel dust elde edebiliyoruz bundan. Evet. O nikel dustlarımızı da ne için kullanacağız? Invar elde etmek için. Invar Blend. Şu direkt Invar Dust'tan elde edeceğiz galiba. Evet. Gördüğünüz gibi iki tane Iron Dust ve bir Nickel Dust'tan elde ediliyor. Hatta o yüzden şimdilik seni kapatalım. Hayır, kapatmamıza da gerek yok gerçi. Çünkü buna enerji vermiyoruz şimdilik. Bayağı bir Invar'a ihtiyacımız olacak. Çünkü Magmatic Engine yapmak istiyoruz. Evet, normal koşullarda ben lav enerjisi kullanmam ancak bu kısa bir seri olacak, o yüzden o kadar önemli değil. Sen bana saldırmayacaksın değil mi? Hayır, saldırmayacak, tamam. Evet, bu enerji depolaya dursun. Hatta şöyle bir şey de yapabiliriz. Ha, şimdi gerçi enerjisi yeter. Iron'larımızı alalım. Yalnız sen de çalış. Bu arada bunlar 1.7 Minecraft cüre kadar enerji üretebiliyorlar. Ama tabii gitgide yavaşlıyorlar. Hani bunu aklınızda bulundurun. Ha, bunu tam performans çalıştırmaz iki tanesi. Çünkü bu neticede 4 Minecraft çürü istiyor. Aa, şu an toplamda 3 Minecraft çürü elde ediyoruz. 3.1. Bu arada 1.7 bunların maksimum üretebildiği enerji miktarı. Yani illa 1.7 üretecek diye bir şey yok. Henüz bir tane bile nikel dust elde etmedik. Aa, elde ettik. Nikel dust. Hemen invar dustımızı yapalım. Evet, 3 tane invar elde ettik. Evet, Magmatic Engine'e bakacak olursak eğer gördüğünüz gibi invar kullanıyor. Ve burada da silver.
Dolayısıyla da bize nikel lazım ve iron dust lazım. Ben evet, süremizin de sonuna gelmişiz. Ben iki bölüm arası şunları opere edeyim. Önümüzdeki bölümde baya bir invarımızla hazır oluruz herhalde. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesiz köftenin günler, iyi eğlenceler ve baya bir dilim sürüşerek söyledim bunu.